ihracat rakamları itibariyle Türkiye'nin en önemli jant üreticilerinden biri olan Jant AŞ, Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdürüyor. Türkiye'de ağırlığını hissettiren firma, yabancı ortaklıklarla da dünyanın dikkatini çekiyor. Aydın'ın öncü sanayi kuruluşlarından Jansa'nın temeli 1970'lerde atılıyor. 90'larda başlayan ihracatla kapasite artıyor, kuruluş adeta bugünlere hazırlanıyor. Jansa 1977 yılında kurulmuş, Şefik Çerçeoğlu tarafından kurulmuş, Atça'da ilk temelleri atılmış. O zaman tabii ki olanaksızlıklar dahilinde yapılabildiği kadar üretim yapılmaya çalışılmış. İlk üretim zirai jantlarla başlamış. Bugün tubeless type diye bahsettiğimiz tubeless jantların üretimine başlanmış. Ondan sonra da zaten hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edildi. İş makineleri, kamyonlar, yani otomobil dışında her türlü jantın üretimi burada gerçekleşiyor. Üretim müdürü Harun Peynirci, Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 80 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde istihdam sağlanan 720 kişiyle aylık 150 bin jant imal edildiğini ifade ediyor. Jansa'nın portföyünde yaklaşık 5 bin çeşit jant bulunuyor. Bu dünyada baktığınızda jant firmalarının çoğunda göremeyeceğiniz kadar çok büyük bir çeşit. Aynı zamanda 120 çeşide yakın da boyamız var. Bu da aynı şekilde hiçbir jant firmasında olmayan boya çeşitliliği. Korkunç bir çeşitlilik var. Bunun için de tabii ki dünyanın birçok yerine jant satma imkanımız doğuyor. Müşterilerimiz çok daha geniş bir yelpazesi var. Firma zaman içinde sınırları aşıp dünya geneline hitap eder hale geliyor. Öte yandan yapılan üretim dünyanın dikkatini çekiyor ve İtalyan ortakla güç birliğine gidiliyor. 150 bin jantın %70'i, %75'i arasında ihracat yapıyoruz. Kalan kısmı yurt içine satıyoruz. Nereleri derseniz satmadığımız hiçbir kıta yok. Dünyadaki bütün kıtalara 80 ülkeye jant satıyoruz. Jansa Üretim Müdürü Harun Peynirci, halka arzla birlikte yurt içinde ve yurt dışında bilinirliklerinin arttığını dile getiriyor ve her türlü talebe cevap verebilecek üretim yapısına sahip olduklarının altını çiziyor. 80 bin metre kapalı alanın içerisinde 8 tane hattımız var. 8 tane hattan az önce söylediğim gibi 150 bin tane jant üretiyoruz. Bu 8 hattın her birinin ürettiği jant tipleri farklı. Bu hatların içerisinde tam otomasyonlu hatlarımız da var, yarı otomasyonlu ve hiç otomasyonu olmayan hatlarımız da var. Böyle bu yapıda olmamızın tek bir sebebi her türlü müşteri isteğine cevap verebilmek için bu hatları kurduk. Tabii ki aynı zamanda maliyetleri de minimize edebilmek için bu şekilde davranıyoruz. Tasarımdan üretime, makine imalatına entegre bir yapı karşımıza çıkıyor burada. Dünya standartlarında üretim, ihracat söz konusu olduğunda tüm kapıların firmaya açılmasını sağlıyor. Ar-Ge'de tasarım başlar. Tasarım başladıktan sonra üretim numune üretimlerini yapar. Numune üretimi yapıldıktan sonra kalite laboratuvarlarında bu testleri yapılır. Tamamen hepsi birbirine entegredir. Ne kadar jant standardı varsa bütün jant standartlarına hakim jantlar burada üretilebiliyor. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Bütün dünyaya gözümüz kapalı bütün jantlarımızı verebiliyoruz. Üretim anlayışında çevreyi nerede konumlandırdıklarını da konuşuyoruz üretim müdürü Harun Peynirci ile. Çevre bizim için çok çok önemli. Önemli olmasının sebebini şöyle açıklayabilirim. Geçtiğimiz yıllarda Aydın bölgesinde ilk arıtma tesisini kuran firma Jansa'dır. Bugün de hala çevreyle ilgili bütün yönetmelikleri yerine getiren, bütün kurallara uyan, aynı zamanda çevredeki firmaların da uymasına yardımcı olan tek firmadır. Önce enerji verimliliğini temel alan projeler geliştirmeye başladıklarını dile getiren Harun Peynirci, kısa zamanda yüz güldüren sonuçlar elde ettiklerini ifade ediyor. Fabrika içerisindeki tüm enerji tüketen cihazlar, aletler, makineler, bunlarla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her bir makine için ayrı bir proje üretiyoruz. Üzerindeki, nasıl söyleyeyim, eski motorlar değiştirilerek, yeni nesil motorlara değiştirilerek enerji tüketimi azaltılıyor. Yeni teknolojiler getiriliyor. Birçok yerde bu uygulama devam ediyor. Aydınlatmayla ilgili bir sürü
deneyimimiz var. Bunun yanında güneş enerjisiyle ilgili birkaç deneyimimiz oldu. Sağlığı ve güvenliği de geliştirilen projelerde başı çekiyor. Harun Peynirci bunu zorunluluk değil, kurum kültürünün bir parçası olarak gördüklerini söylüyor. İş sağlığı ve güvenliği konusu gerçekten çok ciddiye alınan bir konudur Jansa'da. Bütün firmalarda da alınması gereken bir konudur. Çünkü kişinin sağlığı her şeyden ön plandadır. Firmamızda yaklaşık 10 tane iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız var. Bu uzmanlarımız zaten sürekli olarak fabrika içerisinde gerekli yapılması gereken bütün aktiviteleri yerine getiriyorlar. Biz de tabii ki onların yaptıklarını, yapacaklarını ya da gördüğümüz uygunsuzlukları her şekilde bütün kurallara, prosedürlere uyarak gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmaları kendi makinalarını üretir hale gelmeleri sonucunu doğuruyor. Dışa bağımlılığı azaltan bu durum, taleplerin kısa sürede sağlanmasıyla müşteri memnuniyetini de beraberinde getirmiş oluyor. Jansa'nın kendine ait büyük bir atölyesi var. Bu atölyede hem makine yapım otomasyon bölümümüz yer alıyor hem de kalıp imalatıyla ilgili bir bölümümüz var. Makine yapım otomasyon bölümünde kendi ihtiyacımız olan tüm makinaları yapabiliyoruz. Ayrıca otomasyonları da yapabiliyoruz. Kalıp bölümünde de kendi ihtiyacımız olan bütün kalıpları yapabiliyoruz. Yani dışarıya bağlı değiliz. İki boyahaneye sahip olduklarını önemli vurgulayan Harun Peynirci, bunun yarattığı kazanımlara değiniyor. İki tane boyahane olmasının en büyük avantajı, bir kere 5000 tane jant üretiyoruz, 6000 tane, 7000 tane jant üretiyoruz bir günde. Bu jantların her biri farklı renklerde olabiliyor. 120 tane renkten bahsettim az önce. Bu 120 rengi tabii ki tek bir boyahanede karşılamak oldukça zor. İki boyahanenin olması çok büyük avantaj. Çünkü her türlü soruya hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Bütün müşterilerin istediklerini hızlı bir şekilde karşılayabiliyoruz. Kurum kültürünü çıkardıkları dergiyle pekiştiren firma, amatör ruhla profesyonel bir iş ortaya koyuyor. Dergi basımı 32 sayıdır basıyoruz. Yani 64 aydır bu işin içerisindeyiz. Tamamen Jansa içerisinde çalışan personel yazarlık yapıyor, fotoğramanlık yapıyor. Her türlü emeğini Jansa personeli karşılıyor. Sonunda devlet desteğinin önemine değinen üretim müdürü Harun Peynirci, ülke ekonomisine katkı sağlama arzusuyla geleceğe yürüdüklerini ifade ediyor. Türkiye'de de Jansa gibi firmaların olması, çoğaltılması gerekiyor. Ama devletin de hiçbir zaman bu gibi firmalardan, hatta daha küçük firmalardan dahi desteğini esirgememesi gerekir. Eğer dünya çapında global bir firma olmak istiyorsak, Türkiye isminin bütün dünyada duyulmasını istiyorsak, her zaman daha çok çalışmalıyız. Patronlarımızın söylediği gibi her zaman azimli olmalıyız. Aynı zamanda tabii ki çevreyi de korumamız gerekiyor. Çevreyle ilgili bütün gereklilikleri yerine getirmemiz gerekiyor. Gerekliliklerin bile aslında yeterli olmadığını zaman zaman düşünmemiz, ona göre duyarlı hareket etmemiz gerekiyor.